Hepinize sağlam arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Ben Emre. Arkadaşlar başka görmüş olduğunuz gibi bugün sizlerle birlikte Traxmetre Ultimate'e yeni gelecek olan DLC güncellemesi hakkında konuşmuş olacağız. Tabii ki de başlıktan görmüş olduğunuz üzere bugünkü DLC araba modumuz BMW i8 elektrikli araba olacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu arabayı birçoğunuz zaten biliyorsunuzdur. Aynı şekilde gerçek hayatta yine görme şansını yakalamışsınızdır. Gerçekten bu arabayı açıkçası gelme ihtimali çok yüksek buluyorum. Zaten bir önceki videomdan sizlere elektrikli araçlarla ilgili gelmesi yüksek ihtimalli bir görüntü sunmuştum. Yine bu videomuzda da o görüntüyü tekrarlayacağız. ve evet, çok çok uzatmadan videoya geçeceğim ama videoyu geçmeden önce sizlerden ricam ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmanız ve videomu like atmanız olacaktır. Hala abone değilseniz de aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Dediğim gibi oyuna yeni güncellemeler gelir gelmez yine sizlere anlık olarak sunmaya çalışıyorum ve görmüş olduğunuz gibi dün gece açıkçası yapmış olduğum efsane skin kaplamasını buradan görmeniz mümkün. En çok beğenmiş olduğum açıkçası arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi araçtaki hafif paslanma dediğimiz o olayın yani neredeyse kırmızı renkte çıkması bu araca uyarlamam oldu. Evet beni biraz uğraştırdı ama... Gerçekten güzel bir görünüme araç kavuşmuş durumda. Tabii ki de oyuna gelmesini beklemiş olduğumuz diğer araçlardan birisi ise yine BMW'nin i8 modeli olacaktır. Arabamız elektrikli arkadaşlar. Gerçekten de oyuna gelmesini çok yüksek ihtimalle beklemiş olduğum yine araçlardan birisi. Evet elektrikli araba gelme ihtimali neden yüksek? Hemen sizlere ekrana bir görsel getireceğim veya video getireceğim. Yine oradan izleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar öncelikli olarak elektrikli şarj istasyonları artık görmüş olduğunuz gibi ekrandan görmüş olduğunuz resimler dahilinde yine elektrikli bir aracı şarj etmek için benzin istasyonlarındaki yine bu şahıs istasyonlarını kullanmamız yeterli olacaktır. Tabii ki de YouTube'da bunu ilk olarak sizlere yine MTBG kanalı olarak ben sunmuş Onun haricinde görmüş olduğunuz gibi en yakın gelecek olan araçları yine sizlere sıralamaya almıştık ama şu an için bana açıkçası daha çok yakın gelen araçlardan birisi ise BMW i8 olacaktır. Hızlama hızlanma konusunda elektrik araçlar gerçekten çok hızlı çünkü biliyorsunuz ki motor hacimleri arkadaşlar akaryakıtla çalışmıyor açıkçası. Yani elektriği gaza bastığınız andan itibaren zaten almış oluyor. Hızlanmasını ona göre yapıyor ve tork gücü anlamında da gerçekten o ineklenirse çok güçlü bir şekilde bizlere sunulacaktır. Onun haricinde zaten biliyorsunuz ki elektrikli bir tırın gelme ihtimali yüksek. Zaten bu oyun bir tır oyunu biliyorsunuz ki taşımacılık ve lojistik oyunu. Elektrikli tırlardan şu an için gelmesi yüksek bir tane var. O da Tesla'nın semi modeli. Evet Tesla gerçekten dünya üzerinde hatta dünya çapında büyük bir marka araçlar olsun veya elektrikli tır çekicileri olsun yine Tesla modelini görmek mümkün. Estetik bir yapıya sahip arkadaşlar. Yine görmüş olduğunuz gibi renklendirme konusunda olsun. En çok beğenmiş olduğum süper spor arabalardan birisi. Şu anda bu oyunda evet, süper spor bir otomobil bulunmuyor ama güç bakımından evet, süper spor otomobil gücünde araçlara bulunuyor. Şu anda kullanmış olduğum bu BMW gerçekten çok güçlü bir araç arkadaşlar. Evet yeni gelecek olan aracımız muhtemelen en pahalı araçlardan birisi olmayacak ihtimali yüksek. Yani fiyat bandına bakacak olursak da muhtemelen 300 bin lira civarının üzerinde olacaktır derken evet bir benzin istasyonu yakaladık hemen buradan. Tersten bir giriş yapacağım ve sizlere asıl olay yani şarj istasyonlarını yine buradan göstermek istiyorum. Sizler de yine Traximeter Ultimate'te görmüş olduğunuz gibi işler kısmından bir benzin istasyonuna uğrayarak yine buradan görmüş olduğunuz gibi şarj istasyonlarına bakabilirsiniz. şarj istasyonlarımız tam da karşımızda toplam 3 adet şarj istasyonunu burada görmek mümkün. Görmüş olduğunuz gibi şu anda dış çekimine sizlere net bir şekilde elektrikli şarj istasyonlarını gösteriyorum. Ekrana Tesla'nın Görmüş olduğunuz gibi bir şarj istasyon modelini göstermek istiyorum. Yani neredeyse Tesla ile arkadaşlar birebir renk bakımından biraz daha farklı. Buradan bir olasılık daha çıkarılabilir. Yani yeni gelecek olan araçlardan bir tanesi elektrikli araçlardan bir tanesi açıkçası. Test olma ihtimal gerçekten yüksek ama şu an için bugünkü konumuz BMW'nin i8 modeli olacak. ve evet Tesla'nın da gelme ihtimali yüksek. Çünkü az önce bakmış olduğumuz istatistiklere göre şu anda benzeyen bu elektrikli şarj istasyonları Tesla'nın şarj istasyonları ile neredeyse birebir aynı. Yani şu anda gerçekten çok fazla olasılığı buydu da görmüş olduk sizlerle birlikte ama şu anda BMW i8'i yine bu videomuzda dahil etmiş olacağız. Gelirse açıkçası ben Tesla'dan daha çok BMW i8'in gelmesini sevinirim arkadaşlar. Yani sizlerin oyuna gelmesini istemiş olduğu model, marka, araçlar hangisi yine yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Onun haricinde elektrikli bir model olması tabii ki de daha doğru olacak yorulma kısmında. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda elektrikli bir araç kullanmıyoruz tabii ki. De. Şu anda kullanmış olduğumuz araç muhtemelen benzinli olacaktır veya dizel olacaktır. Yine çeşit ve farklılık açısından yine elektrikli bir aracı bu görmek gerçekten güzel bir detay olacaktır. Onun haricinde sadece araç değil biliyorsunuz. Beklemiş olduğ olduğumuz birçok tır çekici modeli de bulunuyor arkadaşlar. Bunlara dahil ettiklerimizden elektrikli olarak şu anda sadece Tesla Semi örnek gösterebiliriz. Onun haricinde güzel bir tır çekicisi olarak yine dediğim gibi sizlerin beklemiş olduğum markalar nedir? Şu anda bana soracak olursanız da bence Skyline'ın yeni bir kasa tır çekicisi bu oyuna gerçekten çok güzel yakışacaktır. Ama dediğim gibi hepsini zamanla sizlerle birlikte görmüş olacağız. Yine altını çiziyorum ki videolarımız tahminiyle yeni oyuna gelmesi yüksek ihtimalle görmüş olduğunuz gibi görüşlerimiz ve yorumlarımız diyebilirim sizlere. Umarım en yakın zamanda elektrikli aracı oyunu görürüz ve görmüş olduğunuz gibi BMW e en en yakın zamanda sizlerle birlikte kavuşmuş oluruz. Şu anda elektrikli bir araç gelme olasılığı gerçekten çok yüksek ama onun haricinde hangi marka veya model gelebilir bunu gerçekten hiç kimse bilmiyor arkadaşlar. Yani geldiği zaman göreceğiz. Ben sadece sizlere gelmesi yüksek ihtimal araçları sunuyorum biliyorsunuz ki Yine BMW i8 ve Tesla Model 4 bunlara örnek. Biliyorsunuz ki dün bir anket başlatmıştım. ve Bu ankette ise Mercedes benzin EQX modeli bulunuyor. Onun haricinde Porsche'un Taycan modeli bulunuyor. Yine bunlar da efsane süper spor otomobiller arasında yer alıyor. Şu an için bana sorarsanız bunlar evet popüler popüler ama gerçekten en popülerleri şu anda sizlere saymış olduğum hem yurt dışı bazlı hem de Türkiye'de en çok kullanılan araçlardan birisi olan BMW i8 ve Tesla'nın başka modelleri olacaktır. Ve evet, BMW 8 şu anda Türkiye'de gerçekten çok fazla. Onun haricinde Tesla Model 4 evet, Türkiye'de bulunuyormuş. şu an için bilmiyorum. Model 3'ler çok yaygın Türkiye'de. Şu anki videomuz zaten biliyorsunuz ki BMW 8'e ayırmış olduğumuz bir videoydu. Gerçekten güzel bir araba ben gelmesini beklerim. Yine bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Sizlere kendinize bakın. hepinize görüşmek dileğiyle.